Küçükken büyüyene kadar sürekli etrafımdaki insanların söylemleriyle ve bahsettikleri zaman gözlerindeki o parıltıdan aslında ne kadar sevilen, ne kadar değer verilen bir insan olduğunu zaten biliyordum. Ya her zaman o baba özlemi vardı zaten. Ama insanlar anlattığı zaman o gururu hissedince, o güzel dileklerde bulundukları zaman ve her sene anmada mezarı başında anıldığı zaman aslında ne kadar sevilen, ne kadar mücadeleci, ne kadar çalışkan bir insan olduğunu gördükçe, duydukça biz daha çok onurlanıyorduk. O süreçte, en zorlu süreçte onlar mücadele verdiler. Gerekse kalemleriyle, yazılarıyla üretmeye çalıştılar sürekli. Kürt dili üzerine çalışmaları vardı babamın. Zaten şehit düşmeden bir sene önce Kürtçe ve Zazaca deyimler ve atasözleri kitabını çıkartmış. Eğer şehit edilmeseydi zaten daha çok çalışmaları olacaktı. Yani biz onların yolunda gitmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Tabii gücümüz yettiğince, çünkü sistemin baskıları her zaman devam ediyor. O dönemde onları öldürerek, aydınlara yönelik işte faili meçhul cinayetlerini yaparak işte bitirebileceklerini düşünüyordular. Şimdi ise cezaevleriyle, tehditlerle, baskılarla yine bu süreçlerini devam ettiriyorlar zaten. Attığımız her adımda ya ben bunu yaparsam acaba kötü mü olur? Babama layık biri olabilir miyim? Babamın adını taşıyabilir miyiz? Onun açtığı yolda işte onun adına layık bir şekilde ilerleyebilecek miyiz diye zaten hayatımızın hemen hemen tüm alanı bu şekilde geçti. Bende de, abilerimde de o sürekli oldu. Musa Anter babamın dayısıdır. Zaten babamı yetiştiren de, okutan da odur. Babamın okul eğitim sürecinde, gazeteciliğe başlama sürecinde destek olan kişi odur. Ve birbirlerini çok severmişler zaten. Babam zaten şehadete eriştikten sonra Musa dayım bir yazı paylaşıyor. Diyor, oğlum senin ölümün bana o kadar zor geldi ki sanki sana öldün desem seni ben öldürmüşüm gibi olacak. Fakat diyor, merak etme, sağ kaldığım müddetçe diyor senin yerine de yazarım. Olur ki beni öldürürlerse de sana kavuşurum, bu en güzel kavuşma diyor. Ki babam şehit edildikten 40 gün sonra Musa dayım şehit ediliyor. Yani biz her zaman faillerini her ne kadar meçhul deseler de biliyorduk. Yani o üreten, o kadar güzel insanları katletmeleri tabii bizde çok büyük travmalara yol açtı. Ama bizim yolumuzu da açtı. Onlar bize bir ışık oldu. Biz her zaman onların açtığı yolda yürümek için, mücadele vermek için her zaman hayatın her alanda bu mücadeleyi bırakmadık. Ve bırakmayacağız da kanımızın son damlasına kadar. Ben iki çocuk annesiyim. İki çocuğumu da elimden geldiğince kendi dilimizi, kendi kültürümüzü, kendi yaşantımızı onlara anlatarak, işte ailemizin nereden geldiğini, neler yaşadığını anlatarak büyütmeye çalışıyorum. O dönemde öldürerek bir yol tercih etmişler. Biz bu şekilde tüketiriz diye düşünmüşler. Şimdi ise işte baskılarla, gözaltılarla, cezaevleriyle dilimizi, renklerimizi, kıyafetlerimizi, halaylarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacağız, devam edeceğiz. Elimizden geldiğince kültürümüzü de, dilimizi de, değerlerimizi de koruyacağız.